dünyanın 5 yasak bölgesi. Pasifik'te küçük bir adadan İngiltere'de James Bond tarzı casusluk üssüne kadar bu 5 bölge dünyanın en gizli yasak bölgeleri arasında sayılıyor. Hayatta insana en cazip gelen şey yasaklardır genellikle. Gezginler de ziyaret etmelerine izin verilmeyen bölgelere gitmeyi arzu ederler. Dünyanın bu 5 yasak bölgesini öğrenmek istiyorsanız lütfen bizi izleyiniz. Norveç, Svalbard Tohum Deposu. Düşünün ki büyük bir doğal felaket sonucu dünya tümüyle değişime uğradı. Nüfus azaldı, altyapı çöktü, gıda kaynakları dağıldı. Hayatta kalan az sayıda insan her şeyi yeniden kurmak zorunda. Hollywood'a özgü böylesi bir felaket senaryosu durumunda kahramanımız nereye başvurmalı? Tabii ki Svalbard Tohum Deposu'na. Norveç'in Arktik Svalbard takım adalarından biri olan Spitsbergen adasında 120 metre derinlikte kum taşı içinde gömüldür bu depo. Kuzey kutbuna 1300 km mesafedeki tohum deposu dünyanın en iyi korunan, en güvenli yerlerinden biridir. Şubat 2008'de açılan depoda dünyanın her bölgesinden 250 milyon adet tohum bulunmaktadır. Bunlar rutubet, ısı gibi her türlü koşuldan tohumu koruyacak şekilde 4 kat paketlenmiş halde saklanıyor. Bu depo için Spitsbergen adasının seçilme nedeni korumayı kolaylaştıracak donmuş toprakların olması ve deniz seviyesinden 130 metre yüksekte olmasıdır. Buradaki tohumların yüzlerce, hatta binlerce yıl korunabileceği belirtiliyor. Özel bir araştırma ya da bitki yetiştirmekte görevlendirilmiş kişiler değilseniz depoya girmeniz kesinlikle yasaktır. Hawaii, Niue Adası. Niue yerleşim olan en küçük Hawaii adasıdır. Palmiyeleri, nesli tükenmekle yüz olan hayvanları ve turistik uğrak yeri olmaması gibi özellikleriyle ideal tatil yeri gibi görünebilir. Ama 180 km² büyüklüğündeki bu adaya dışarıdan insan gelmesi yasaktır. Hawaii Kralı Kamehameha 1863'te plantasyon sahibi zengin Robinson ailesine adayı satmış. 1915'e kadar ada yabancılara kapalı tutulmuştur. Bugün adada yerli Hawaii'li 130 kişi yaşamakta. Adada ne yol, ne telefon, ne kanalizasyon, ne çeşme suyu, ne de bir bakkal vardır. Ulaşım at ve bisikletle, elektrik güneş enerjisiyle, erzak ise başka bir adadan teknelerle getirilmektedir. Adada yaşayan çocuklar her hafta eğitim için kanolarla Kauai adasına taşınıyor. Fakat bu küçük ada tarihte önemli bir rol oynamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon uçakları Amerika'nın Hawaii'deki Pearl Harbor limanını bombalarken bir Japon pilot adaya düşmüş ve yerlileri bir hafta boyunca terörize etmiştir. Ayrıca 1944'te Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt Niue Adası'nın Birleşmiş Milletler merkezi olmaya aday yerler arasında değerlendirmiştir. Bugün ada sakinleri tarafından davet edilmediği takdirde dışarıdan kimsenin adaya girmesine asla izin verilmiyor. Ada koruma altında. Ama buna rağmen ada üzerinde helikopter turu ya da gemi turları yoluyla uzaktan da olsa ada hakkında bir fikir edinmek mümkün. İngiltere, Rough Manwick Hill. Kuzey Yorkshire bölgesinde askeri bir üs olan Kraliyet Hava Kuvvetleri dünyanın en büyük elektronik gözlem merkezi olarak biliniyor. Burada bütün haberleşmelere müdahale edilerek İngiltere ve Amerika için istihbarat toplanıyor. Bu gizli merkez 1954'te
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ndeki iletişim ağlarını denetlemek üzere kuruldu. Bugün ise ne amaçla kullanıldığını kimse bilmiyor. Uluslararası terörizm ve uyuşturucu ticareti eylemlerinin gözlendiği Amerikan uydular için istasyon olarak kullanıldığına inanılıyor. Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'nın taraf olduğu Echelon ya da 5 göz olarak adlandırılan dinleme sistemiyle bağlantılı olduğu da söyleniyor. Vatikan, gizli arşivler. Belki de dünyanın en özel kütüphanesi olan Vatikan'daki gizli arşivler sıradan bir kütüphane değil. Bütün papaların kişisel belgelerini içeren arşiv 8. yüzyıla kadar geri gidiyor. 1881'e kadar Vatikan dışından kimsenin ulaşamadığı ve kilit altında tutulan arşivlere bugün ulaşmak içinse uzun ve ayrıntılı bir başvuru sürecinden geçmek gerekiyor. Giriş özel izne tabi. Ancak tarihi araştırmalar yürüten bir kurumdan özel referans uzmanların ve alimlerin başvuru yapabileceği bu gizli arşivdeki cilt sayısı 35.000'i, raf uzunluğu ise 85 kilometre olur. Amerika Birleşik Devletleri 51. Bölge, Nevada. 51. Bölge, üst düzey devlet sırlarının saklandığı askeri bir üs. Adını Vietnam Savaşı sırasında ortaya çıkan bir CIA belgesinden alır. CIA bu konuda herhangi bir bilgi vermediği için bu bölgede olup bitenler çoğunlukla komplo teorileriyle sınırlı kalmaktadır. Bu gizli bölgeye de giriş hatta yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Dünyanın yasaklanmış bu 5 bölgesi hakkında ulaşabildiğimiz bilgi oldukça sınırlı. Bu 5 bölge gizemini ve sırrını halen korumakta. Bu 5 yasak bölge dışında gizemini koruyan bölgeler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız lütfen bizi takip edin.